Herkese merhaba, ben İmge. Bugün birazcık şu uyku konusundan bahsediyor olacağız. Ben her videomda sabahleyin güne erken başlayın, verimliliğinizi arttırmak için muhakkak güne erken başlayın gibi cümleler kuruyorum. Bazı arkadaşlarım da şöyle mesajlar atmaya başladı. İmge, her videomda sabah erken uyanın diyorsun ama ben sabah insanı değilim, ne yapacağım? İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 5 adımda sabah insanı olmak için ne yapmamız gerekiyor? Birlikte bakalım. İlk olarak yapmanız gereken şey kendinize bir motivasyon sebebi bulmak. Hayatınızı devam ettirebiliyor olmak için, hayatınızdan keyif alabilmek için sizi yataktan kaldıracak sebepleriniz olması gerekiyor. Yani bunu Ikigai videosunda aslında bahsetmiştim. Yani erken başlamak istiyorsanız, öyle bir alışkanlığınız yoksa ve sabah insanı olmak istiyorsanız o zaman kendinize bir motivasyon kaynağını bulmanız gerekiyor. Sizi o yataktan kaldıracak keyifli bir sebebiniz olması gerekiyor. Motivasyon sebebinizi bulduktan sonra atmanız gereken ikinci adım ise mükemmel günü planlamak olacaktır. Evet, motivasyonumuzu bulduk. Peki gün içerisinde ne yapacağız? Bilirsiniz, ben liste yapmayı çok severim. Eğer bunu bir de liste olarak yaparsanız hayal ettiğiniz günü nasıl geçeceğini görebilirsiniz. Gün sonunda kendinize ben bugün kendim için ne yaptım diye sorduğunuz zaman aslında tüm taşlar yerine oturduğunda gayet verimli bir gün geçirdiğinizi göreceksiniz ve bu sizin aslında daha çok motivasyonunuzu arttıracak ve her gün bunu alışkanlık haline getirmenize yardımcı olacaktır. Sabah insanı olmanın temel şartı her şeyi geceden hazırlamaktır. Ben evvelden her şeyi yumurta kapıya dayanmadan yapmayan bir insan olarak artık her şeyi geceden hazırlıyorum. Ofise yiyecek bir şey götüreceksem onları geceden hazırlayıp dolaba koyuyorum. Kıyafetlerimi geceden hazırlayıp koyuyorum. Çünkü bunları önceden hazırlamazsanız sabahleyin güne stresli başlıyorsunuz. Güne başladığınız o ilk saatler minimum 3 saat boyunca sizin o stresinizi devam ettiriyor ve sürekli bir gergin, mutsuz bir insan olarak günü yarılamış oluyorsunuz. Gün sonunda da şansa kadar eğer bir şeyler iyi giderse toparlanabiliyorsunuz. Gitmezse zaten o gününü tamamen çöp oluyor. Aslında basit adımlarla günü kurtarma özelliğine sahibiz. Çünkü güne nasıl başlarsak o şekilde devam ediyor. Eğer sabahı stressiz geçirebilirsek günde o kadar şanslı ilerliyor. Güne erken başlamak için kendinize bir motivasyon buldunuz. Mükemmel günü planladınız. Stressiz bir güne başladınız. 3 keyifli adımı gerçekleştirdikten sonra zaten kafanız çok rahat olacağı için 4. adımda bunun devamlılığı niteliğinde bir adım. Kendinize keyifli bir ritüel bulmak. Bu kanalı yakından takip eden arkadaşlarım çok iyi bilecektir. Ben ritüellere bayılırım. Benim için sabah ritüeli kahve müziktir. Sizin için bambaşka bir şey olabilir. Size keyif veren bambaşka bir şey olabilir. Ama eğer sabah insanı olmak istiyorsanız, sabahınızı keyifli bir hale getirmek istiyorsanız, yataktan sürünerek kalkanlardansanız ve bu alışkanlığınızdan kurtulmak istiyorsanız kendinize küçük ritüeller edinebilirsiniz. Böylelikle aslında sabah saatlerini hem verimli hem de çok keyifli bir hale dönüştürmüş olacaksınız ve ileride bu size alışkanlık haline dönmüş olacak. Son olarak da gerçekçi olmanız gerekiyor. Güne eğer 12'de başlıyorsanız ve birden 5.30'da başlamayı planlıyorsanız bu sizin için bir hayal kırıklığı olacaktır. Ya da bir başkası güne saat 6.30'da başlıyor olabilir, 7'de başlıyor olabilir ama bu sizin için ideal bir saat değildir. Yani herkes güne 6'da 7'de başlayacak diye bir şey yok. Sizin için erken saat 8 olabilir. Çünkü sizin alışkanlığınız 12'de uyanmaktır. Bunu hayatınıza geçirirken, sabah insanı olmaya çalışırken gerçekçi olmanız gerekiyor. Bunun için de belki her gün kalkacağınız saatten bir 10 dakika erken kalkarak zamanı bölebilirsiniz. Bunu birden yaparsanız her gün normalde 12'de uyanıp da birden 5.30'da uyanmaya, 6'da uyanmaya kalktığınız zaman bir gün uyanırsınız, iki gün uyanırsınız. Üçüncü gün bu sizin için artık bir eziyet haline dönüşmeye başlar. Burada niyetimiz aslında bunu keyifli bir alışkanlık haline getiren birileri olabilmek. Bu sabah uyanmalarını verimli bir hale dönüştürebiliyor olmak. Yani aslında herkes gün erken başlıyor, ben de gün erken başlamalıyım değil. O yüzden kendiniz için o verimli, o ideal saati bulmanız bu noktada çok önemli ve tabii ki gerçekçi olmanız çok önemli. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sabah insanı olma konusunda bu 5 basit öneri size de ilham kaynağı olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.